kere o maalesef yarayan bir kana. Şu anda ben de izledim bugün, gençler konuştu. Bursların kesilmesinden önce bir kere böyle bir demokratik hakkın o öğrencilere verilmemesi ve olayın tamamen yine siyasi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bursun kesilmesi ayrıca bir olay ama bence bursun kesilmesinden önce daha derin olayları incelemek lazım. Kesinlikle yanlış bir karar. Çünkü protesto yapmak kim için olursa olsun bir hak aslında bakacak olursanız. Ve öğrenciler bunu dile getiriyorsa ki onların yaşlarına, yani benim de yaşıma baktığınız zaman çok şeyiz, aktifiz bu camiada, bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Doğru değil diye düşünüyorum. Ya kesinlikle bir üniversite öğrencisinin yanındayım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Ben de bir genç olarak yanındayım onların. Kesinlikle yanlış bir karar onların burslarının kesilmesi. Yani ülkemizde öğrenciye verilen değerin ne kadar düşük olduğu buradan anlaşılabilir. Son sorum. Kanal İstanbul'un doğru bir proje olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Zaten 3 tane hali hazırda köprü varken doğayı yok etmek çok yanlış bir düşünce. Umarım yapmazlar, umarım yapamazlar. Rica ederim. Adil bulmuyorum. Devlet gençlerimize yol açıyorsa, okumasını istiyorsa, bir mevkilere, bir yerlere varmasını istiyorsa, parasal konuda da, maddi konuda da bunlara yardımcı olması lazım. Şuna da karşıyım. Diyor sana 500 lira, 1 lira para veriyoruz diyor. İlerleyen zamanlarda toplu onlardan alıyor. Almayacak işte. Bunun yolunu açacak yani. Ondan sonra ne oluyor? O insanlar okula gitmiyor. Okumuyor. Soğuyor yani. Belki maddi durumu iyi değil. Onu anası babası gırt kanat geçindiriyor. Böyle durumları zor sağlıyor ama olmuyor işte. Ben üniversite çalışanıyım. Ben üniversitelerde siyasetin olma, yani siyasetin özellikle olmasına karşı bir insanım. Çünkü üniversite dediğiniz zaman her kesime hitap eder. Bir üniversitede, ben bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Bir Gazi Üniversitesi'nde fark etmez. Öğrenciler bir şey asabiliyor, pankart asabiliyorlar. İzmir'de ölen bir çocuk, MHP görüşlü bir çocuk zannedersem. Tabii ki bir insanın öldürmesi kadar hangi görüş olursa olsun. Ama bir üniversitede çocuklar afiş asıyor ve şunu yazıyorlar. En son şeyini hatırlıyorum, öcü alınacaktır. Ya bir üniversitede böyle bir afiş asılabilir mi? Ve buna yönetim ve oradaki görevli polisler müsaade ediyor. Yani ben Boğaziçi Üniversitesi deyince de zaten şurada büyük bir hata var. Ben bunu üniversitede de yaşadım. Başka bir yerdeki hoca o kadar akademisyen varken rektörlük yapabilecek kaliteli bir üniversitede başka bir yerden bir rektör gelip atanmanız, hayır, kaliteli olsa sorun yok. Üniversiteye bir şeyler katacak olsa, şimdi Aziz Sancar gelse kimse niye geliyor demez. Ama böyle bir insanı getirip resmen hakaret ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sizin üniversite bünyesinde bu kariyere layık hiç kimse yok. Ben bunu getirdim diyorsunuz. Ha, getirdiğiniz insan zaten o koltukta nasıl oturuyor? Zaten kaliteli olsa oturmaz zaten. Bir kere öğrenci dendiği zaman öğrenci asla o tip olaylara karışmamalı. Dersini çalışsın, sınıfını geçsin, mesleğinde en iyi olmaya kendini adapte etsin. Dikkatlerini öyle problemli, çirkin işlere karıştırmasın. Baştan hatalılar. Elbette ki bir şekilde cezası olmalı yaptıkları yanlış davranışın. Olmalı yani. Kendiliğinden böyle güllük gülistanlık karşılamayacak hiç kimse onların yaptıklarını. Yanlış bir tutum. Gerek yok ki. Öğrenci dersine çalışır benim bildiğim. Ben biraz eski kafalıyım bu konuda. Gençliğin cezalandırılacağı bir durum yok. Bir şey söylüyorlarsa haklı oldukları bir sebep vardır. Gençler de şimdi artık kendini savunmaktan yoruldu. Okuyorlar, bir yerlere gelemiyorlar. Şimdi bakıyorsun geçmişte ilkokul mezunu insanlar bir şekilde arabalarını almış, evini almış, rahat bir hayat yaşıyorlar. Üniversite mezunları ceplerinde 5 kuruş para yok, iş yok. Yani evet, ülkenin gidişatı gerçekten iyiye gitmiyor. Değişik bir dünya düzeni, bilemiyorum, bana göre kapitalizm sistem, para konuşuyor burada. Bu da tabii ülkemizin gençlerinde
etkiliyor. Ben üzülüyorum yani. İyi ki biz zamanında genç olmuşuz. Şimdi genç olmak hiç istemezdim. Bizim zamanımızda belki bu kadar teknoloji ilerlememişti. Fakat bu devirde de genç olmak çok çok zor. Gelecekte umutsuz mutsuz bir hayat bekliyorlar ve şimdi eğitimli gençlerin dışında boş özgüveni olan gençlerimiz de çok fazla. Onlara da üzülüyorum. Yani konuşacak o kadar çok şey var ki hangimini söyleyeceğim. Şu anda yaşadığımız kendi ülkemizde, güzel ülkemizde hiçbir insan mutlu değil. Kimsenin yüzü gülmüyor. Gerçekler gizleniyor, saklanıyor. Haksızlık var, çok büyük haksızlıklar var. Gençler de buna ne kadar baş kaldırsa da ellerinden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Ya şöyle bir şey var, kesinlikle doğru bir karar değil. Hani onlar bir şey yaptı, devlet lehine ya da aleyhine. Ama bu şekilde cezalandırılmalar hoş değil. Bunda bir hata varsa hatayı bulunup karşılıklı oturulup bu hatanın düzeltilmesi lazım. Böyle bursun iptaliyle olacak bir sorun değil.